Üniversiteye başladığım ilk yıllarda erkek arkadaşlarımın bilek güreşi yapmasıyla ben de merak saldım. İlk önce onlarla maçlar attım. Böyle olumlu sonuçlar aldıkça böyle bir branş var mı diye merak ettim. Daha sonra branşa merak salınca araştırmalara koyuldum. Yarışmalara ilk olarak 2020 yılında katıldım. 2020 yılında Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'na gittim. Sol kolda birincilik, sağ kolda üçüncülük aldım. Daha sonra daha çok azimlenerek, hırslanarak devam ettirmeye karar verdim. Bu yıl 2022'de Edirne'de düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yarışmasına gittim. Orada her iki kolda da birincilik aldım. Sağ ve sol kolda birincilik aldım. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na gitmeye karar verdim. Milli takım seçmelerinde ilk yılımdı. İlk yılımda sol ve sağ kolda ikincilik alarak milli takıma seçildim. Milli takıma seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşayarak memleketime döndüm. Bunu daha da ilerletip Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türk bayrağını göklere çıkarıp İstiklal Marşımızı okutmayı hedefliyorum. Bilek güreşine ilk başladığım yıllarda çevremden çok fazla olumsuz tepki aldım. Bir kadın sporu olmadığını, sadece erkeklerin yapabileceğini düşündüler. Kız arkadaşlarım olsun, erkek arkadaşlarım olsun üzerime güldüler. Ben bunları göz ardı ederek daha çok çalıştım, daha çok hırslandım ve Türkiye'de güzel dereceler elde ettim. Şimdiki hedefim ise antrenör olup Muş'taki kız çocuklarını yetiştirip güzel dereceler elde ederek bu branşın bir kız sporu da olduğunu herkese göstermek. Funda kızımız bu bölgedeki kızlara bir umut kapısı oldu. Yeni bir branşla Muş ilini ayrıca üniversitemizi temsil ediyor. Tabii biz her alanda iyi sporcu yetiştiriyoruz fakültemizde. Funda da bilek güreşi alanında bizi gururlandıran yegane sporcumuz. Kendisini bundan dolayı tekrar tebrik ediyorum kendi huzurlarınızda. Funda kızımız aynı zamanda milli takıma seçilerek de bizim göğsümüzü kabarttı. Ve Funda kızımızın bundan sonra daha iyi dereceler alacağına inancımız sonsuz.